Sayın Başkanım, değerli sektör e, paydaşları, değerli hocalarım, değerli misafirler, değerli basın mensupları. Öncelikle plastik sektörü için oldukça önemli olan plastik ambalajlar konusunun uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi'nde tüm yönleriyle ele alınmasına fırsat veren Pagev ve tüm emeği geçenlere öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ürünlerin fark edilmesi, tercih edilmesi ve kalıcı hale gelmesi noktasında ilk olarak karşımıza ambalajlar çıkıyor. Ürünlerin görünen yüzü ve kimliği olarak tanımladığımız ambalajlar tüketici ile ilk buluşmayı sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Ülkemizde hızla büyüyen ambalaj sektörü içinde plastikler %35'lik bir paya sahip. Kimya sektörünün en fazla ihraç edilen ürün grubunu oluşturan plastiklerin üretim ve geri dönüşümlerinin yanı sıra hafifliği biraz evvel başkanımız üzerine oldukça değindi. Kolay şekil alabilmesi ve kullanım kolaylığı gibi birçok avantajı da var. Özellikle gıda sektöründe standart getiren Gıdaları koruyarak ömrünü uzatan ve halk sağlığının korunmasında katkıda bulunan ambalajlar yeni gelişen teknolojiler sayesinde daha işlevsel, daha nitelikli, daha çevreci özelliklere sahip. Rakamlarda sektörün hızla gelişen bir yapıya sahip olduğunu de, e, görüyoruz. Dünya ambalaj sektörünün büyüklüğü 670 milyar dolara ulaşmış durumda. Tabii bu değerler bu kongre sırasında oldukça e, tanımlanacak, çeşitlenecek. Türkiye ambalaj sektörünün büyüklüğü ise 16 milyar dolar ve Türkiye bu rakamla Avrupa üçüncüsü. Ambalaj sektörü ihracat açısından da önemli bir potansiyel içeriyor. Sizlerin fazla canını sıkmamak için çok fazla rakamlara girmek istemedim. Başkanımız rakamlardan nasıl olsa bahseder dedi. O yüzden birazcık üzerinden bahsedeyim ama özellikle son yıllarda Almanya, İngiltere, Irak, Fransa, İran, Hollanda, İtalya, İsrail, Rusya ve Yunanistan öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl ambalaj ihracatı 3.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatımızın %69'unu plastik ambalajlar oluşturdu. %18'i karton ambalaj ve %9'u ise metal ambalaja ait. Sektörün 2023 yılı hedefi 30 milyar dolarlık büyüklük ve 10 milyar dolarlık ihracata ulaşmak. Tabi bu verileri verirken ihraç edilen ürünlerin ambalaj içerisinde gittiğini de mutlaka kayda almak lazım. Bu değerlerin içerisinde resmi ambalaj ihracatı var. İçi boş ihracat. Bunun haricinde ürünleri de içine kattığımız zaman çok ciddi bir potansiyelden bahsediyoruz. Sektörün 2023 yılı hedefi 30 milyar dolar demiştik ve 10 milyar dolarlık da ihracata ulaşmak demiştik. Bu hedefe ulaşmanın yolu ise katma değerli üretimden geçiyor. Katma değerli üretimin içinde de en büyük pay burada yine ambalaj. İkmip olarak katma değeri yüksek plastik ve metal ambalaj ürünlerinin geliştirilmesi, tasarımın öneminin vurgulanması ve rekabet gücünün artılması amacıyla bu yıl ilk kez İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçı Birliği ile beraber ortak olarak plastik ve metal ambalaj tasarım yarışmasını düzenledik. Birbirinden ilginç, birbirinden yüksek katma değere sahip olabilecek potansiyelde e, ürünler birbirle yarıştılar ve bu yarışmanın da e, taşlandırmasını geçtiğimiz günlerde yine yaptık. Gerek profesyonel gerek öğrenci kategorilerinde oldukça güzel çalış, çalışmaları değerlendirdik ve bunun sonucunda da birincileri yurt dışında iki yıllık eğitim imkanına, Ekonomi Bakanlığımızın desteğiyle verilen bu eğitim imkanını sağladık. Ülkemizin yaratıcı gücüne güvendiğimiz yarışmada ilk olarak o yapılmasına rağmen oldukça büyük bir ilgi de oldu. Bu da bizleri sektörün geleceği açısından umutlandırdı. Uzun yıllar sürmesini dilediğimiz yarışmanın iki önemli sektöre, Yeni ve yaratıcı fikirler kazandıracağına da bu konuda inancımız tam. Ayrıca plastik sektörü çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin artılması amacıyla PAGE ile birlikte Avrupa Komisyonu'nun hayat boyu öğrenme programı kapsamında hibe desteği alan yenilikçi teknolojiler ile mesleki eğitimde fırsatların harekete geçirilmesi projesini de yürütülüyor. Burada da katkımız var. Proje ile sektör çalışanlarının ham madde ve üretim prosesleri, ambalaj ve iş sağlığı ve güvenliği konularında online eğitim modülleri hazırlanıyor. İKMIP olarak destek vermekten büyük gurur duyduğumuz ve plastik ambalaj sektörüyle ilgili birçok konunun gündeme gelmesini sağlayan Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi'nin sektörümüze, sektörümüzün geleceğine ışık tutmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum.